Merhabalar. Bu videoda göz kontağı kurmanın önemi ve bu konuda yapılabilecek uygulamalar üzerine konuşacağız. Karşımızdaki insanla iletişime geçmenin ilk adımı bakmak, yani göz teması kurmaktır. Göz kontağı ya da göz teması kurmak hem karşımızdaki kişiye duygularımızı aktarmak hem de onun bize aktardığı duyguları anlamak için önemli bir yol. Dolayısıyla iletişimde göz teması kurulması aslında vazgeçilmez bir unsur oluyor. Göz teması kuramama problemi ise otizmle ilişkilendirilmiş bir özellik. Zaten otizmi bir iletişim problemi olarak da tanımlayabiliyoruz. Otizmli çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren göz teması kurmaktan kaçınıyorlar. Normal gelişim gösteren çocuklar çevrelerine karşı ilgiliyken otizmli çocuklarda bu ilgi kişilere değil de daha çok nesnelere yönelik bir ilgi olarak görülüyor. Bu kapsamda çocuğa göz kontağı kurma becerisinin öğretilmesi onu öğrenmeye hazır bir hale getirecektir. Yani göz kontağı kuramayan bir çocukla başka beceriler çalışması biraz anlamsız oluyor. Bu kapsamda düşünüldüğü zaman da göz kontağı kurma becerisi başka becerilerin öğretilmesi açısından bir ön koşul olma özelliğine sahiptir. Göz kontağı kurmayı net olarak şu şekilde ifade edebiliriz. Çocuğunuzun verdiğiniz yönergeyle birlikte sizin gözünüze bakmasıdır. Peki bu konuda evde neler yapılabilir? Öncelikle çocuğunuza yüz yüze olacak şekilde oturmanız gerekiyor. Daha sonra ise çocuğunuzun sevdiği bir yiyeceği şu şekilde göz hizasında tutarak diyelim ki Esra bana bak yönergesini verip çocuğunuzun size tepkide bulunmasını bekliyorsunuz. Çocuğunuz saniyelik de olsa bakma davranışı sergilediği anda elinizdeki yiyeceği vererek çocuğunuzu ödüllendiriyorsunuz. Bu uygulamayı aynı şekilde çocuğunuzun sevdiği bir oyuncakla da yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde göz hizasında tutarak yönergeyi sunup onun da bakma davranışı sergilemesini bekleyebilirsiniz. Bu konuda işte çocuğunuzun ilgisini çekmek için, bakmasını kolaylaştırmak için ışıklı nesneler ya da ses çıkaran oyuncaklar da kullanabilirsiniz. Uygulamanın başlangıcında hani saniyelik de olsa baktığında ödüllendirebilirsiniz. Daha sonra bu süreç ilerledikçe süreyi uzatmak için diyelim ki başlangıçta 1 saniye bakar bakmaz ödüllendiriyorsanız süreç ilerledikçe işte bunu 2 saniye baktıktan sonra, 3 saniye baktıktan sonra şeklinde ödüllendirmelerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Başlarken yiyecek olarak pekiştireçlerinizi seçebilirsiniz. Daha sonrasında ise işte ne kadar güzel baktın bana, aferin şeklinde sözel pekiştireçlerle de değiştirebilirsiniz. Süreç ilerledikten sonra şu şekilde asetat kağıdı ya da şeker kutularından çıkan plastikler oluyor. Onlarla da yapabilirsiniz. Çocuğunuzla aranızda olacak şekilde tutup işte bunun üzerine resimler çizerek ya da sevdiği bir masalla ilgili figürler falan çizerek çocuğunuzun ilgisini hem resimlerde hem de dolayısıyla sizin gözlerinizde olmasını sağlayarak bu bakışma sürenizi daha da uzatabilirsiniz. Bunun dışında günlük hayat içerisinde herhangi bir yerde çocuğunuz sizden bir şey isterken, işte çekiştirirken ya da bir şey işaret ederken o şeyi hemen yerine getirmek yerine önce bir göz temasını sağlayıp bunu mu istiyorsun? Peki şöyle yapalım falan gibi dönütlerde bulunduktan sonra çocuğunuzun isteğini yerine getirirseniz bu göz kontağı kurma becerisi hem çevre olarak genellenmiş hem de tekrarlandığı için de kalıcılığı sağlanmış olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Maske ve sosyal mesafe hatırlatması yaparak herkese sağlıklı günler diliyorum.